Ay, görüyorsunuz koskoca kalp çıktı falımda sevgili sayın takipçilerim. Ay, aşk var ufukta, stalkerlar duydunuz mu? Zeynep Hanım da dün gece eve gelmedi. Aa, nasıl yani gelmedi? Vallahi nasıl gelmediğini geldiğinde öğreneceğiz canım. Ay yani koskoca kız, bırak arkadaşında kalmıştır. Kimmiş o arkadaş? Biz bir bilelim de önce. Boş ver sen onu şimdi. Sana bombam var. Aa, ne oluyor? Çok sevineceğim bir şey oluyor. Söyle bakayım. Doğan'la biz barıştık. Aa, Yıldız! Aa, şaka yapıyorsun. Ay inanamıyorum. Dualarım kabul oldu. Yıldız! Oh, oh benim annesinin güzeli benim. Güzel kız. Anneciğim tamam sakin ol. Kalp krizi geçirdin ya. Sanki sen barıştın. Ay yemin ediyorum Yıldız, ben barışmış kadar sevindim. Nasıl oldu anlat bakayım. Ben şimdi dün akşam bunu görmeye gittim ya. Şöyle açıklayayım Doğancığım. Hayat zaten çok kısa. Ve ne olacağı da belli olmuyor. Ben artık huzur istiyorum. Yıldız Sulu'nun da bir sende bir bende böyle seni özleyerek büyümesini de istemiyorum. Halit canım için de çok şey yaptın. Yani? Yani cevabım evet. Evet mi? Mutlu olmayı çok hak ediyoruz artık. Bence de. Yani ufak tefek şeyler olsa da aramızda neyse artık önemi yok. Geçmişi unutalım ve temiz bir sayfa açalım. Biz çok mutlu olacağız. Bu bizim ikinci şansımız. Ve her şey çok güzel olacak. Umarım öyle olur. Olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sana söz veriyorum. Duydun mu? Yıldız Su, bak annenle baban barıştı. Gel benim güzel kızım, gel. Gel. Annenle baba barıştı. Oh bir tanem benim. Canım kızım. Ay Yıldız inanamıyorum. İşte benim kızım. Aferin sana. Peki ne oldu da karar verdin bir anda? Doğan Halitcan'ın okuluna gelip böyle Halitcan'ımı savunan şeyler söyledi ya. Ay orada çok fena oldum anne. Yani orada karar verdim diyebilirim. Aferin ona. Aman maşallah. E Yıldız o zaman yani çok beklemeden hemen bir düğün ha? Ne diyorsun? Anne düğün mü yapacağız? Aa yapacağız tabii ki, o ne demekmiş? İlkini böyle kuru bir nikahla geçiştirdiniz. Gözler görmedik bir düğün lazım. Düğün şart. Anneciğim ilki Kumru'nun ve rahmetli Çağatay'ın inadınaydı biliyorsun. Yani apar topar bir şeydi. Sonra gerçek oldu. Ay ne fark eder Yıldız, düğün oldu mu? Olmadı. Düğünsüz olmaz. Ne yapayım ne diyeyim yani, düğün istiyorum mu diyeyim? Şöyle de öyle bir düğün yapalım ki 3 ay boyunca bütün dünya bizi konuşsun de. Neden 3 ay? Yani bir kısa, 2 sıkıcı, 3 tam olması gerektiği gibi. Eğer kesenin ağzını açarsa 6 ay sizi konuşurlar. Öyle de düğünsüz olmaz. Tamam ben açıkça diyeyim ki annem çok düğün istiyor, o da yapıversin. Ay de vallahi Yıldızcığım, ben de anneyim, benim de isteklerim var. Kaynana Osman, en sevdiğin title. Selam canlar. Emir müjdemi isterim. Hayırdır ablam? Yıldız'la Doğan barıştı, yakında düğünümüz var. Ne? Kız sonunda kabul ettin mi? Evet, bu normal yüzük. Yani daha yüzük vermedi. Ettim. Oh be, vallahi hayırlısı olsun. Çok mutlu oldum. Emir, bütün dünya duymalı bu düğünü. Özellikle de o Julia, tamam mı? O iş sende. Tamam. Aa, hatta ben şimdi Tuğçe ile buluşacağım birazdan. Harbiden söyleyeyim mi? İlk başta düşmanlar öğrensin. Hatta bana Yıldız'ın tatlı düğün telaşı diye bir hesap açıver. Takip etsinler. Nasıl gaza getirdi baba? Sen yaparsın. İyi o zaman ben müjdeli haberi veriyorum. Tuğçe ile darımı düzeltiyorum. Ben de gideyim Doğan'a milyonluk düğünümüzden bahsedeyim. Haberi yok. Tabii. Ben de kendime bir keyif kahvesi yapayım o zaman. Görüyorsun değil mi? Smokin ayarla. Ay coştu. Soğumuştur bu. Aysel! Düğünümüz var! Hala ama o çocuğa üzülüyor ya. Taktı kafaya. Maalesef ben elimden geleni yapıyorum da biraz zamana ihtiyacı var. Neyse merak etmesin. Bundan sonra merhametli üvey annesi hep yanında olacak. Geri döndüm. Sen her şeyi halledersin. Bu arada anne demişken, annem çok sevindi barıştığımıza, evleneceğimize. Sağ olsun. Bir de tabii hemen yapıştırdı, düğün ne zaman diye soruyor. Ne düğünü? Senle benim düğünüm işte. Ya ben aslında bohem kafalardayım. Benim için önemli değil de annem soruyor. Sen? Tabii. Yani kızının mürüvvetini görmeye takmış bir kadın. Anladım. Gerçi annem de sayısız defa benim mürüvvetimi gördüğüne göre herhalde seni damatlıkla görmek istiyor. Yani gerçi biz ilkinde böyle nikahla falan geçiştirdik ya. Annemin içinde kalmış, siz düğün yapın diyor. Seni de annen de memnun edecekse elbette. Ben çok hevesli değilim. Yani annem için olabilir evet. Tamam, sen ne istiyorsan o olsun. Ya
ben şöyle düşünüyorum. Zaten çevre çok geniş olduğu için 1000 kişilik olur herhalde. Güzel bir otel kapatırız. Her odada ayrı bir konsept yaparız. Canlı müzik zaten olur, DJ zaten olur. Ünlüler çıkar peş peşe. Ondan sonra mesela benim de sade 40 metre bir kuyruğum olsa olur. Biz yürürken de birileri güvercin atsın havaya mesela. İşte böyle. Bu senin pek hevesli olmadığın versiyon anladığım kadarıyla. Yok yok, bunlar benim ilk aklıma gelenler. Tamam. Sen kimi istersen, ne istersen hepsi olacak. Gerçekten mi? Gerçekten. Ay çok iyi oldu. Yani annem için. Sen hazırlıklara başla. Tamam, bu kadar ısrar ediyorsan hemen başlarım. Annen istemiş, onu da kırmayalım ha? Aynen. Ender Diamond'dan sana böyle VIP minibüs broşu yaptırsam. Hı? Pırlanta olursa olur Ender. Buyurun efendim. Sağ ol canım. Ay ay ay, hanimiş benim kızlar. Ne yapıyorsunuz? Aa, hayrola Yıldız, hayırdır? Öyle geldiğine göre kesin kötü bir haber verecek. Ay, hiç beni özlemediniz mi? Yo. Yalancılar sizi. Ne oluyor anlat. Size çok güzel bir haberim var. Nefesler tutulduysa Doğan'la biz evleniyoruz. Neyse, bu tepkisizliğinizi anlayabiliyorum. Çünkü ikiniz de Doğan'ın eski karısı olduğunuz için normal takılmayacağım. Ama ben yüce gönüllü biri olarak sizden Nedime'm olmanızı istiyorum. Yok artık Yıldız. Nedime mi? Ben de olgunlaştım. Bak hiç kin tutmuyorum. Biz ona olgunlaşmak değil, yaşlanmak diyoruz. Neyse, 2 ay içinde düğünümüz var. Tarih belli olsun, size de söylerim. Yani sonuç olarak sen karar vermişsin ama denenmişi deneme derim sana. Ex'ten next olmaz tatlım. Aynı fikirdeyim, katılıyorum. Ay Ender saçmalama, 20 kere evlendin sen, hiçbiri mi ex değildi? Ama ben aynı adamla 2 kere evlenmedim. Kaya? Sen Kaya'yla 2 kere mi evlendin? Yok. Biz yani ayrılıp barıştık ama 2 defa yok evlenmedim ben. Ay bilmiyorum Ender, hatırlayamadım. Boş ver şimdi. Handan sana güzel haberim var. Ayakkabımın altına büyükçe Handan yazacağım. Çünkü sen kız kurusu gibi kaldın. Biz 20'şer kere evlendik. Sen de bari bir nişan at, bir şey yaşa ya. Efendim Julia. Doğancığım müsait miydin? Umarım yanlış bir zamanda aramıyorum. Müsaitim. Evleniyormuşsun. Bu sefer senden duymadım ama yine de bir tebrik etmek istedim. Teşekkür ederim. Yıldız'ın görüşmemizi yasakladığını biliyorum ama ben yine de bir dostum olarak sana birkaç tavsiyede bulunabilir miyim? Dinliyorum. Ne yazık ki Yıldız'la bu sefer de mutlu olamayacaksın. Çünkü sana evet demesinin tek nedeni para. Bu kız kaç kere evlendiyse de her zaman para için evlendi. Seninle de ikinci kocasına nispet yapmak istedi. Sonra baktı ki seninle hayat çok lüks, hemen dümeni sana çevirdi. Julia, bana kızgın olmanı anlıyorum ama... Hiç kızgın değilim ben ya. Beni ilgilendiren bir durum yok ki. Ben sadece senin adına üzülüyorum. Ya kızın ilk kocasının ölümü şaibeli. Şimdi bu Engin de böyle bir anda öldü. Bak mirasının yarısı Zeynep'e kaldı. Bunlar var ya... Proje kadınları ailecek bu işe baş koymuşlar. Sonuç olarak benim söylemek istediğim şu... Bu kız senin iyi gününde yanında olacak sadece. Dene mesela. Dene bakalım, bir param yok da bakalım ne oluyor. Bir insanı tanımak istiyorsan geçmişine bakacaksın. Tabii seçim senin ama ben yine de... Eski bir dostun olarak seni uyarmak zorunda hissettim. Teşekkür ederim. Doğan, bana inanmıyorsun ama... Göreceksin. Dene ve gör o zaman. Ama kendine çok dikkat et. Çok dikkat et. Görüşürüz Julia. Umarım. Şimdi konuş bakalım içindeki kurtlarla Doğan Beyciğim. Yıldız, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Konuş canım, söyle. Bu aralar işler pek iyi gitmiyor. Nasıl yani? Ekonomi kötü olunca bizimle bir takım sıkıntılarımız oluştu tabii. Psikolojik sıkıntılar değil mi? İnsanın maddi durumu bozulunca psikolojisi de etkileniyor tabii. Tabii. Bir dakika.
Sen şimdi söyle bana. Açık açık ne oldu, battık mı? Yok, tam olarak değil ama ciddi bir darboğazdan geçiyoruz. Ne diyorsun ya? Niye bana hiçbir şey söylemedin? Bir anda mı oldu? Yok, birkaç aydır vardı da ben sana bahsetmemiştim. Ay, çok üzüldüm. Ne yapacağız şimdi, ne oluyor? Kemer sıkmamız gerekebilir biraz. Yani kemer sıkmamız derken sen herhalde düğünden bahsediyorsun. Yani o da var tabii. O da var derken başka bir şey de mi var? İyi, yan taraftaki yalıyı da satışa çıkartacağım. Nasıl yani, bizim evi? Evet, bir süre burada yaşasak diyorum, eğer senin için bir sakıncası yoksa. Ay yok, sakıncasından değil de, ay durum o kadar vahim mi? Yok canım, yani birkaç sene düzelir. İş hayatında böyle şeyler oluyor. Ay. Ne diyorsun ya? Ha, bu arada evi görmeye gelenler olabilir. Evdekilere söylersin, haberleri olsun. Anladım, tamam söylerim. Ben senin için ne yapabilirim? Yani ne yapayım ben şimdi? Söyle sen bana, yapayım. Aslında yapabileceğim bir şey var. Ne? Bu evi ipotek ettirsen ve kredi alsak. Ben mi? Evet evet, burası senin evin ya. Ha, ama istemezsen anlayışla karşılarım tabii. Ay yok canım, istememekten değil, tamam. Edeyim nasıl ediliyorsa bilmiyorum ama yaparım, tamam. Hay Allah, ben eve gideyim de annemlere söyleyeyim bari. Hay Allah'ım. Ha bu arada bu akşamüstü Gökhan'la kardeş de gelecek tebrik için. İyi tamam, gelsinler. Nereye? Ha buraya. Evleneceğimizi söyleyince çok sevindiler. Hı, sağ olsun, tamam. Hazırlık yaparım. Hayır hayır, bir hazırlık yapmana gerek yok. Hı. Biz ayrıyken Gökhan bana çok destek olmuştu, sağ olsun. Evleneceğimizi söyleyince de gelip bir tebrik etmek istediler. Gece kulüplerine götürerek çok destek oldu, evet hatırladım şimdi. Sen hala orada mısın Yıldız? Ata söylemesi haberimiz yok. Neyse dur şimdi, kaç farklı konuya sinirim bozulsun ya. Ben bir eve gideyim, annemlerle konuşayım. Bu arada Handan söyledi mi, Engin'e anma gecesi yapıyormuş, bir de o var. Evet evet, söyledi, mesaj attı. Her yerden de çıkıyor, neyse hadi görüşürüz. Moralimi bozdun. Yine bana işin düştü demek. Yani işim düştü demeyelim de bir şey danışacağım diyelim. Yok yok, düştü diyelim, düştü. Bu düşmesi işinin. Tamam Ender'cim, işim düştü. İçeride Asuman Hanım böyle baygın halde yatıyorsa konu Doğan bence. Sen Doğan'ın işlerinin bozulduğuyla ilgili bir şey biliyor musun? Yok, nereden çıktı bu? Bilmiyorsun yani. Seda'yı Mete de onaylamış. Mete de çok bilir ya. Ama Mete de Doğan'ın sağ kolu değil mi ya? Ve onun sözünden de çıkmaz değil mi? Ender, ne demek istiyorsun sen? Senin şirkette kesin adamların vardır. Benim her yerde adamım var Yıldız. İlla övüneceksin. Aslında senin burada beni övmen lazım ama neyse. Neyse. Lütfen sorar mısın adamlarına, doğru muymuş bu Doğan'ın olayı ya? Yıldız sen söylemiyorsun ama anladığım kadarıyla sen bu duyumu Doğan'dan aldın. Yoksa sana bu ara işler çok kötü falan mı dedi? Hı? Dedi. Sen de bunu yedin. Ay yemiş olsam sana sorar mıyım, tamam mı? Ben de şüphe ettiğim için sana diyorum ki araştır. Dinlemiyorsun ki beni, ara şu adamlarını artık. Ama şimdi tabii ki adam muhtemelen seninle ikinci defa evleneceği için biraz akıllanmış gibi öyle bir şey yapıyor. Ben istemedim ki bir kere. O benim peşimden koştu. Ama senin ne olduğunu çok iyi biliyorum. İki dakika konuşacağız, olay kavgaya dönmesin lütfen. Ama Yıldız bak, Kumru seni istemiyor. Julia senden nefret ediyor. Doğan'ı hapse gönderdin, sonra evine kondun filan. Ay çocuğunun annesiyim ben, nerede yaşayacaktık canım ha? Hayatım, erkekler öyle düşünmüyor işte. Belli ki seni bir daha bir denemek istiyor Doğan. Ben göstereceğim ona, sen şu adamlarını ara bakayım. Ara doğru mu öğren, sinir geldi bana. All right, bir bakalım bakalım ha? Okay. All right. Bir haber alırsan mutlaka bana haber et. Okay. Bye bye. Ne diyor? Ne dedim ben? Ha? Ne dedim? Haklı mıymışsın? Hayatım, ben her zaman haklıyım.
Ne sıkıntısı ya? Şirket kârdan kâra koşuyor şu an. Ne diyorsun sen ya? Doğan'a bak, beni deniyor demek ki. Good morning baby. Ama sen de denenirsin yani Yavuz. Neden ne biçim konuşuyorsun? Ben onun çocuğun annesiyim ve bizim düğünümüz var. Ben de masrafları kısmaya çalışıyorum. Şimdi görecek ama o gününü nasıl 5 katına çıkarıyorum. Sakın Ender'in adamından öğrendim falan deme Yavuz. Ay, bu kadar da acemi değiliz herhalde. Ay şimdi o bana sarar. Ben karşıda bir şey yapmak zorunda kalırım. O uzatır, bir daha benimle uğraşır, bir daha ben falan. Benim böyle şeyler hiç vaktim yok. Neyle uğraşıyorsun sen? Ben sana her şeyimi anlatıyorum. Sen bana hiçbir şeyini anlatmıyorsun. Nedir uğraştığın? Söyle bakalım. Sen bana anlatmıyorsun ki. Sen şu anda benden yardım istiyorsun. Ben her şeyimi kendim yapıyorum ve hiç kimseden yardım almaya ihtiyacım yok ki. Karıştırma. Aman iyi, neyse tamam. Akşam geliyorsun herhalde. Tabii ki geliyorum. Gerçi Handan'la ev arkadaşı olduğunuzu unutmuşum, doğru. Neyse hadi ben kalkıyorum, okey? Neyse hadi kalk da ben de misafirlerime hazırlık yapayım. Ne misafiri? Doğan'ın arkadaşları geliyor da madem durumumuz yok. Ben ona uygun bir ortam hazırlayayım da görsün. Sen yok musun sen? Ay keşke işim olmasaydı da kalıp izleseydim. Neyse artık. Hadi babacığım. Bye bye Endo. Göstereceğim ben sana Doğan. Merhaba. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Nasılsın Yıldız? İdare ediyoruz siz. Kardeşim Ebru. Ay çok memnun oldum. Abim sizden çok bahsetmişti, o yüzden ben de gelmek istedim. Ha, ay kelimeleri harcamasaydınız. Buyurun size ben limonata getirdim Ezgi. Limonataları getir canım. Evde yaptım kendim. Ne bakıyorsun? Kıyafetim biraz değişik geldi de. Ben bütün kıyafetlerimi ikinci el dükkanına sattım. Öyle mi? Çok güzel. Doğan dedi ki biraz dedi durumumuz dedi bozuldu dedi. Ben de Doğan'a yardımcı olmak istedim. Getir Ezgi'cim. Ha, al Doğan sen de. Çok mu ekşi geldi? Şeker atmadım içine. Yani şeker de pahalı. Böyle saf yaptım. Misafirlere limon suyu mu ikram ediyorsun? Yok, musluk suyu koydum içine. Musluk suyu kırıyor ekşiliği. Musluk suyu mu? E tabii. Yani muslukta su varken şimdi suya para mı vereyim? Neyse, çok mideniz ekşidiyse söyleyeyim Ezgi'ye bir ekmek getirsin bastırır. Yok. Yıldız böyle şakalar yapmayı çok sever. Doğan dedi ki bana, biz de dar bir boğazdan geçiyoruz, kemeri sıkmak lazım dedi. Öyle deyince ben de hemen bu moda geçtim yani ona destek olmak adına. Doğan, bana bir şey söylemedin. Neden söylemedin? Yan yalı bile satılıyor. Aa. Neyse aşkım, sen hiç üzülme. Ben her zaman senin yanında olacağım. İyi günde de, kötü günde de. Yıldız suyu da okula vermeyiz. Okullar da çok anormal pahalı yani. Biz seninle eğitiriz kızımızı. Yıldız lütfen tamam artık. Aşkım Gökhan senin çok yakın arkadaşın değil mi ya? Çekinme, belki sana yardım edecek. Tabii ki her zaman. Yok öyle bir şey. Çekinme hayatım, çekiniyor haklı tabii. Allah kimseyi gördüğünden azınak koymasın. Beni koydu yani çok zorlandım. Ama ben Doğan'ın yanındayım. Tecrübem de var, destek olacağım ona. Atlatacağız bugünleri inşallah. Nasıl menül menül bakıyor? Rengi de beyazladı. Kolay değil. Yıldız içeri gelir misin lütfen? Duyamıyorum ya. Niye ben duyamıyorum? Şimdi işitme cihazı da alamayız. Hay. Yıldız lütfen. Dur hizana geleyim bari. Ne diyorsun söyle. Ben ne yapmak istediğini anladım. Gitsinler sonra konuşuruz tamam mı? Özür dile sen benden. Sonra konuşuruz. Çok her şeyi yeni, çok da para harcıyor. Doğan için az kullanılmış iç çamaşırı falan nereden alırız? Özür dilerim, tamam. Duyamadım. Özür dilerim. Tamam canım, önemli değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.